Abişim günaydın. Günaydın abiş. İttir gitime binmek ister misin? Ben senin kadar iyi binemiyorum ama. Olabilir bebe, üzülme. Ben de senin kadar iyi şarkı söyleyemiyorum. Ya öyle mi düşünüyorsun? Evet, yani ben de şarkı söylüyorum ama sen çok güzel söylüyorsun. Ben de ittir gite binebiliyorum ama sen çok daha iyi biliyorsun. Yarışıyorsun. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızla okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka, harikasın. Sen de hemen Api'yi indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Aferin size. Şu. Her birimizin en iyi yaptığı şey farklı farklıdır değil mi? Evet canım, kesinlikle. Birimiz daha iyi şarkı söyleyip, birimiz çok iyi misket oynayabilir. Bir diğerimiz çok iyi halk oyunu oynayıp, bir başkamız çok iyi ittir gite binebilir. Evet Pepeciğim, aynen öyle. Farklılıklar hayata renk katar. Senin farkların seni sen yapar. Evet bebeciğim, farklılıklarımız bizi biz yapan şeylerdir. Ay annem nerede kaldı? Okula geç kalacağım. Anne! Hazırım, geldim canım. Hadi bakalım. Güle güle abiş. Hoşça kal bebeciğim, akşama görüşürüz. Tabii abi. Neren içeride canım? Tamam anne. Bugün yeni başka arkadaşlar gelir mi sence anne? Tabii canım, gelebilir. Öğretmenin 7 kişi olacağınızı söylemişti. Evet. Şimdi biz Zeze, ben, Bibi 3 kişiyiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'den 3 tanesini çıkarırsak 1, 2, 3, 4. Daha 4 tane arkadaş gelecek. Merhaba, hoş geldin Pepe. Merhaba öğretmenim. Güle güle anne. Görüşürüz canım. Ben geç kalmadan seni almaya geleceğim, tamam mı? Tamam anne. Hoşça kalın. Güle güle. Gel Pepeciğim. Sen basketbol oynamayı biliyor musun tatlım? Bir kez dedemle oynamıştım ama. Bu topu şuradaki potadan geçirmeye çalışacaksın. Al bakalım, bir dene. Tamam. Bir daha dene tatlım. Atamadım yine. Hoş geldin Keke. Gel canım. Merhaba öğretmenim. Gel bak, seni sınıf arkadaşınla tanıştıracağım Keke. Keke, bu Pepe. Pepeciğim, bu da Keke. Merhaba Keke. Merhaba Pepe. Sen mi attın deminki topu? Evet. Bir daha atsana. Ben basketbolu çok seviyorum. Çok da güzel atıyorsun Keke. Teşekkür ederim. Sen de atabilirsin aslında. Ben pek atamadım. Önceden ben de atamıyordum. Babam bahçemize bu potadan koydu. Pota ne? Bu topu içinden geçirmeye çalıştığımız şeyin adı potadır Pepeciğim. Sizin bahçede pota mı var yani? Evet. Hı? Biz babamla basketbol oynamayı çok seviyoruz Pepe. Bir gün gelirsen beraber de oynayabiliriz. Olur. Hadi içeri girelim çocuklar. Öğretmenim, 2 kere daha atabilir miyim? Tamam. At Pepe. Hayır, 3 kere. He? Ben de. Tamam ama 3'er kez attıktan sonra hemen içeri geliyorsunuz, tamam mı? He he. Arkadaşlarınız içeride sizi bekliyor. Tamam. Yarışıyorsun. Bak şöyle tutacaksın topu. Bu elinde topun böyle yanında. Böyle alttaki elinle bileğinden iterek atacaksın ki potaya girsin. Bak böyle. Gördün mü? Böyle tutuyoruz. Bu elde yanda. Böyle bileğimizi iterek atıyoruz. Yarışıyorsun. Güzel attın hem de Pepe. Şu gördün mü nasıl attım basket? Evet Pepe. Ben basketbolu çok sevdim. Hadi bir tane basket şarkısı söyleyelim Şu. Evet söyleyelim, hadi Şu. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli.
Hadi iki yere daha atacağız. Şut ve basket. Aa, bu sefer girmedi. Sen de Pepe. Şut ve girdi. Şut ve girdi, bu sefer attım. Anne merhaba. Merhaba canım. Yarın görüşürüz Pepeciğim. Her şey yolunda mı öğretmenim? Evet, kesinlikle. Pepe bugün harika basket atmayı öğrendi. Evet anne, evde gösteririm şimdi. Aa, harika canım. Tamam, hoşça kalın öğretmenim. Hoşça kalın öğretmenim. Güle güle. Anne görmelisin, öyle güzel atabiliyorum ki basket. Aferin sana bir tanem. Bazen girmiyor ama bazen de giriyor. Aa, ne oldu canım? Bizim basket potamız yok ki. Ben nasıl size göstereceğim? Babanın eski bir potası olacaktı garajda. Onu ağaca takıp oynayabilirsin canım. Gevşiyorsun. Pepper geldi. Merhaba bebe. Yeni oyun oynayacak mısın abi? Evet oynayacağım kardeşim. Gel Pepe bak, bu ağaca takıyorum potayı. Aa, pota mı? O nedir anne? Bu bir basket potası bebe. He tamam. Ben içerideyim canım. İçeri girince elini yüzünü iyice yıkamayı unutma, tamam mı? Tamam anne. Basket ne ki abi? Basketbol bir spor bebe. Öyle kuralları olan, aslında iki takımın birbiriyle oynadığı bir oyun. Oyuna bayılırım. Nasıl oynanıyor? Böyle topu alıp bu ağacın üstündeki yuvarlağın içinden geçirmeye çalışıyorsun. Bak böyle. Ay girmedi. Bak girdi. Al sen de at. Ha tamam. Olmadı. Olsun bebe. Ben de ilk attığımda girmemişti. Bak böyle tutuyorsun topu. Sonra da bu elini yanına koyup böyle bileğinden iterek atıyorsun. Yine olmadı. Yine kardeş. Attım. Al sen at. Ama çok eğlenceli. Evet, illa girmesi şart değil. Önemli olan oyun oynamak değil mi kardeşim? Evet, hadi at. Ha, şu. Bebeğe de basket şarkımızı söyleyelim. Tamam canım, hadi. Basketbol oynamak çok eğlenceli. Topu atıp potadan hop geçirmeli. Geçiremeyince üzülmemeli. Tekrar tekrar atıp hep denemeli. Şut olmadı, şut olmadı, şut olacaktı şut. Basket. Girdi, girdi. Abi, bak şimdi basket atacağım. Elimizde böyle tutuyoruz. Öbür elimizi de böyle yana koyup bileğimizle. Şöyle mavi bir güneş çizeyim. Ve sarı renk bir dere. Şimdi de üzerinde mor muzlar olan kırmızı bir muz ağacı çizeyim. Çok güzel oldu. Ve şöyle pembe saçlı bir anne
Yeşil saçlı bir baba, mavi saçlı bir Pepe ve açık pembe bir saçlı bebe. Pepeciğim. Oo anne. Ne güzel bir resim çizmişsin öyle. Evet, bak bu sensin. Pembe saç oldukça yakışmış bana. Gerçekten boyasam mı? Anne ya, gerçekte pembe saç yoktur ki. Evet, yoktur. İşte bu yüzden ben resim yapmayı çok seviyorum. Gerçekte olmayan bir sürü şeyi çizebiliyor insan. Doğru. Sarı renk dereler, mavi güneş, mor muzlar, kırmızı ağaçlar. Çok eğlenceli. Anneciğim, bu resmini duvarıma asabilir miyim? Tabii hayatım. Gel ben sana bant vereyim, sen de resmini duvarına yapıştır. Buraya yapıştıracağım. Olur mu anne? O duvarda istediğiniz şeyi istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz Pepeciğim. O duvar sizin özgürlük duvarınız ya. Evet, özgürlük duvarı. O zaman yapıştırdım bile. Çok güzel oldu. Buradaki bütün resimlerin, yapıştırmaların hepsi çok güzel. Çünkü özgürlük güzel bir şey anne. Doğru bir tanem. Hem de çok güzel bir şey. Anne, şimdi biraz televizyon izleyebilir miyim? En sevdiğim çizgi film başlıyor olabilir. Tamam canım. Aşağı inelim, izleyebilirsin. Ama kapatman gerektiğini söylediğimde kapatacağız, tamam mı? Neymiş o en sevdiğin çizgi film? Köpekleri çok seven bir çocuğum, maceraları. Sen de benimle izler misin? Aa, olabilir canım. Merak ettim doğrusu. Evet, bak başlamış bile. Bu çocuk eve köpek almak istiyor. Ama evleri bahçeli olmadığı için annesi izin vermiyor. Aa, anlıyorum. Annesi köpeğin de rahat etmesini istiyor demek ki. Apartmanda köpek bakmak biraz zordur çünkü Pepe. Bak bu da yavru köpeğin babası. Aa, niye kovalıyor çocuğu? Yavrusunu alacağını sanmış da ondan. Hay Allah. Bak bu da Cemal abi. Çok komik bir abi bu. Baksana, çok komik. Ay, ben bakıyorum. Aa, hoş geldin Bibi. Hoş bulduk. Aa, gelsene Bibi. Bak çizgi film izliyorum ben. Aa, ben de bu çizgi filmi çok seviyorum. Ben bakıyorum. Merhaba hayatım. Merhaba, merhaba hayatım. Oo Pepe, Bibi. Hoş geldin dede. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, hoş bulduk da yüzümüze bile bakmadınız yahu. Neymiş o öyle izlediğiniz? Yeni bir çizgi film dede. Çok eğlenceli. Baksana. Vay evet, güzel bir filme benziyor. Bitti bile. Tüh ya, ben sonuna yetiştim. Bizimle oyun oynar mısın dede? Dede? Aa, nereye daldın hayatım? Hayırdır? Bizim zamanımızda açık hava sinemaları vardı. Nedense onu hatırladım şimdi, iyi mi? Açık hava sineması mı? O nasıl bir sinema ki? Biz sizin yaşlarınızdayken evimizde televizyon yoktu çocuklar. Aa, niye ki? Henüz televizyon keşfedilmemişti Pepe. Peki siz ne izliyordunuz? Böyle her mahallede açık havada film izlenecek sinemalar vardı. Akşamları yıldızların altında toplanıp hep beraber film izlerdik. Aa, çok güzelmiş. Biz de hiç açık hava sinemasında film izlemedik. Keşke izleyebilseydik. Ya ne güzel olurdu. İsterseniz izleyebiliriz aslında. Gerçekten mi? Evet, dedenin yansıtma aletiyle bahçeye bir açık hava sineması kurabiliriz. Herkesi çağıralım. Olur mu dede? Olur tabii çocuklar. Tamam, görüşürsün. Ben de size mısır patlağı yaparım. Çok heyecanlı. Ben gerekli aletleri toparlayayım o zaman. Biz de herkese haber verelim. Hadi. Açık hava sineması. Şu.
Biz akşama açık hava sineması izleyeceğiz. Biliyor musun? Çok güzel canım. Çünkü biz film izlemeyi çok seviyoruz. Televizyonda ya da sinemada. Ne güzel. Ama televizyon karşısında çok uzun süre film izlemiyorsunuz değil mi? Hayır Şuşu. Sadece bir saat izliyorum ben. Ben de. Çünkü hep televizyon izleyince oyun oynamaya hiç vakit kalmaz. Hem de ne isteyeceğimi annemle beraber karar veriyorum. Böyle korkunçlu filmleri falan izlemiyorum. Aferin sana Pepe. Hadi bir şarkı söyleyelim Şuşu. Söyleyelim. Televizyon izlerken ne izlediğine bak. İzlediğin kanalı çocuk sevgisini tart. Televizyon izlerken ne çok izledin bir var. Bir saatten çoksa acaba? Çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum ben. Ben de. Ben de. Ben de. Dede. 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 Çok güzel görünüyor. Sinema mı izleyeceğiz yani? Evet. Hadi geçin bakalım koltuklara. Ne izleyeceğiz peki? İşte patlamış mısırlarınız da geldi. Hadi hazır mısınız? Merhaba Zeze. Merhaba Şuşu. Nereye gidiyorsun böyle? Bütün çocuklar Pepe'nin evinde toplanıyoruz bugün. Ha ne güzel. Oyun mu oynayacaksınız? Oyun da oynuyoruz tabii de. Bir
şaşırtı kutlama hazırlayacağız. Aa, şaşırtı mı? Çok merak ettim. Biz de çok merak ediyoruz Şuşu. Ay. Merhaba Keke. Merhaba. Sen de mi pepelere gidiyorsun? Evet Şuşu. Bugün öğle yemeğinde hepimiz pepelerde buluşuyoruz. Şaşırtı kutlaması hazırlayacağız. Biliyorum canım. Çok merak ediyorum şaşırtının ne olduğunu. Ay Şuşu merhaba. Merhaba canım. Çok heyecanlıyım pepelerdeki şaşırtı için. Anlaşılan herkes çok heyecanlı. Öğle yemeği vaktinden önce orada olmamız gerekiyor. Görüşürüz Şuşu. Görüşürüz. Aa Bibi, ne oldu canım sana? Kendimi biraz üzgün hissediyorum Şuşu. Demek kendini üzgün hissediyorsun. Evet Şuşu. Pepe sabah herkesin evine gidip onları öğle yemeğine çağırmış. Evet. Ama beni çağırmadı. Aa, gerçekten mi? Evet, çağırmadı. Acaba Pepe beni sevmiyor mu Şuşu? Ben onu çok seviyorum da bu yüzden kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Bence burada bir yanlışlık var Bibi. Pepe'nin seni çok sevdiğinden eminim ben. O zaman beni neden çağırmamış olabilir? İnan bilmiyorum tatlım. Ama bence unutmuştur herhalde. Seni çağırmadığını fark ettiğinde hemen koşarak gelip çağıracaktır bence. Umarım Şuşu. Oo, hoş geldiniz hepiniz. Hoş bulduk Pepe. Çok heyecanlıyız. Evet, gerçekten çok merak ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bebe. Herkes tamam mı? Aa, hayır, biri eksik. Şila gelmemiş. Ama ben sanmıştım ki. Aa, doğru ya, Şila nerede? İşte ben de geldim. Şimdi tamam sanırım. Tamam mıyız? Bu sefer benim eksikliğimi fark edecekler sanırım Şuşu. Ben de öyle düşünüyorum canım. Evet, herkes burada. Hayır, benim yokluğumu fark etmediler Şuşu. Görüyor musun? Demek ki beni hiç de düşündüğüm gibi çok sevmiyorlar. Ay Bibicim. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Bibi kendini üzgün hissediyor. Arkadaşları hiç bunu bilmiyor. Bibi hem kırgın hem de çok üzgün. Yüzü bir türlü gülmüyor bugün. Üzgün üzgün Bibi, çok üzgün. Nereye gidiyorsun Bibi? Bilmiyorum Şuşu. Biraz daha kalsan, bence birazdan senin yokluğunu fark edecekler. Gerçekten fark edecekler mi dersin? Evet evet, ben böyle düşünüyorum. Beraber izleyelim bak. Bir şekilde aa Bibi nerede diyecekler. Sonra da hemen seni arayacaklar. Peki Şuşu, bekleyeceğim biraz daha. Şimdi ne yapacağız Pepe? Aynen anlattığım gibi harika bir yemek hazırlayacağız. Peki pasta? Pastayı nenem yaptı. Tam 4 katlı. Vay! Peki önce bahçeyi süsleyelim mi? Aa tamam. Çok güzel oldu. Çok. Ne kadar güzel bir pasta bu nene. Yakışır benim oğluma. Ooo, süslemeli pastalı kutlama yapıyorlar. Ama beni çağırmıyorlar. Herkes burada mı bakalım? Yoklama yapacağım. Şimdi benim olmadığımı fark edecekler kesin Şuşu. Bence de. Keke? Burada. Bebe? Burada. Mimi? Burada. Zeze? Burada. Tutu? Burada. Şila? Burada. Dudu? Buradayım. Şimdi beni söyleyeceksin ha? Tamam. Herkes burada işte. Birini unutmadın mı nene? İşte bebenin aklına geldim galiba Şuşu. Galiba canım. Doğru ya.
yaklaştım ki? Herkes burada işte. Tekrar hoş geldiniz hepiniz çocuklar. Hoş bulduk nene. Bahçeyi çok güzel hazırlamışsınız. Hadi şimdi de köfteleri yapalım he? Aa şu şunlara baksana. Bahçeyi ne güzel süslediler. Şimdi de köfte yapacaklar kendilerine. Hem de bensiz bensiz. Bu durum bana hiç normal gelmiyor. Dur bakalım Bibi. Biraz daha bekleyelim. Ben seni unutmalarına inanamıyorum. Ben de inanamıyorum Şuşu. Oo, çocuklar, bakıyorum hepiniz gelmişsiniz. Evet dede, geldik. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Eksik kimse yok. Herkes burada değil mi? Belki şimdi fark ederler orada olmadığımı. Herkes tam merak etmedi. Harika. Madem köfteleri yapacaksınız, ben de hemen mangalı hazırlayayım. Şimdi herkes önce ellerini bir güzel yıkasın. Sonra bu kıymalardan tren köfte, parmak köfte ve misket köfte yapacağız. Ben tren köfteyi bir kere sizde yemiştim. Nefisti. Ben de çok severim. Ben de yemiştim. Pepe'nin nenesi çok güzel yapıyor. Böyle kıymayı eliyle uzatıyor. Tıpkı tren vagonları gibi oluyor. Anladım. Parmak köfte de böyle tıpkı parmağımız gibi ince uzun şekilli bir köfte. O da çok güzel. Bir kere Pepe'lerde yemiştim. Ama misket köftesini hiç görmedim. Herkes elini yıkadı mı bakalım? Evet. O zaman Pepe, Zeze, Bebe siz tren köfte yapın bakalım. Bakın böyle elimizle sıkıp vagon vagon yapıyoruz. He tamam. Böyle mi? Evet, aferin size öyle. Çuf. Giderken yiyeceğiz bu treni. Tutu, Mimi, Şila gelin bakayım. Siz de parmak köfteleri yapın. Bakın böyle tıpkı birer parmak gibi olacaklar hepsi. Gördünüz mü? Harika. Böyle değil mi nene? Evet kızım, evet. İşte ben de yaptım. Keke, Dudu, ben de size yardım edeceğim. Biz de böyle yuvarlak küçük top gibi, bakın böyle misket köftesi yapacağız. Hadi. Aha, yaptım bile. He? Ben de yapıyorum bakın. Ha. Harika. Hadi bakalım, kolay gelsin. Hadi çabuk olun. Mangal köfteleri pişirmeye hazır. Sizi bekliyorum. Tamam dede. Sana bir önerim var Bibi. Çık bence karşılarına, beni nasıl unutursunuz de. He? Evet, insan sevdiklerine karşı açık olmalı. Bunun seni ne kadar üzdüğünü söyle onlara. Yapabilir miyim? Yapmalısın. Onlar senin en sevdiğin arkadaşların. Şu an gerçekten unutulduğun için ne kadar üzülüyor olduğunu bilseler kendilerine çok kızarlardı bence. Biz nasıl Bibi'yi unuttuk diye onlar da çok üzülürlerdi. Doğru söylüyorsun Şuşu. Gidip söyleyeceğim onlara. Harika. Bibi şu anda bizi görseniz düşünür acaba. Nasıl yani? Pepe'nin ne dediğini duydun mu Şuşu? Evet duydum ama hiçbir şey anlamıyorum. Ben anlıyorum Şuşu. Beni unutmadılar. Beni şu anda burada olmamı istemiyorlar. Ve bu yüzden bilerek çağırmadılar işte. Dur bir saniye. Onun için hepimizin böyle sabahtan beri uğraşıyor olduğunu bilse bence çok mutlu olurdu. He? Siz çok iyi dostlarsınız çocuklar. Bibi onun doğum günü için bunca hazırlık yaptığınızı gördüğünde çok ama çok mutlu olacak. He, doğum günü mü? Tabii ya, bugün benim doğum günüm. Gerçekten mi? Demek onların hepsi senin için. Ben çok mutlu oldum Şuşu. Canım arkadaşlarım benim. Aa Bibi. Sizi çok seviyorum. Biz de seni çok seviyoruz da. Sabahtan beri benim sevmediğiniz için çağırmadığınızı sanıyordum. Aa. Oysa siz bana doğum günü şaşırtısı hazırlıyormuşsunuz. Öyle mutluyum ki. Şaşırtı mı? Hayır, doğdun bizi. Ben de yaptım Bibi seni. Çok sayıda ebeveynden Pepe neden devam etmiyor diye bir soru alıyorum ve size haber vermek istiyorum ki Pepe devam ediyor. Çocuklar Pepe'nin en yeni bölümlerini Api'den izliyor. Keşke kağıtları hızlı okuyabilseydik. Bu kadar kağıdı kimse okuyamaz Papa. Ancak bilgisayarlar bu kadar hızlı okur. Kaka,
Harikasın. Sen de hemen app'i indir ve Pepe'nin yepyeni bölümlerini izle. Bu platformu mutlaka kullanın. Eğer bir app'iniz yoksa hemen bir app'i indirin ve çocuğunuzu app'iyle tanıştırın. Anne. Efendim Pepe'ciğim. Bana okul çantası ne zaman olacak? Aa evet canım. Alışveriş listemi hemen yazayım. Ne zamandır aklımda ama hep unutuyoruz. Önümüzdeki ay alırız tatlım. Önümüzdeki ay. Tamam. Aa baba. Efendim Pepe. Hani okullar böyle çok gün tatil olacak demiştin ya. Evet. Hani böyle tatil olunca denize gideceğiz demiştin. Evet. O tatil ne zaman? Aa dur bakayım. 1, 2, 3, 4 ay sonra Pepe'ciğim. 4 ay sonra yaz tatili başlayacak. 4 ay mı? Evet canım, 4 ay sonra. Tamam. Ben prenses olmak istemiyorum nene. Tamam, ne olmak istersin? İyi insan olayım. Sen de iyi kedi ol. Al bak bu kedi maskesini tak. Miyav. Çok komik bir kedi oldun nene. Bu yaştan sonra bir kedi olmadığım kalmıştı. Miyav. Ben iyi bir kediciyim ama karnım çok aç. Kimse bana yemek vermiyor miyav. Çok açım ben çok. La 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 la. İşte iyi bir kedi la la la. Üstelik de acıkmış la la la. Hemen iyi bir insan olarak ona iyilik yapmalıyım la la la. Hem la la la. Hem şu yemeklerden şu evracık koyayım la la la. Beni görmesin hemen kaçayım la la la. Bir koku alıyorum. Sanki biri benim için buralara bir yere yemek bırakmış miyav. Miyav yaşasın. Yaşasın bir kere daha mutlu ettim la la la. Yaşasın insan olmak la la la. Aferin sana bebe. Çok güzel bir oyun kurdun evladım. Sen de çok güzel bir kedi oldun. Nene. Efendim Pepe'ciğim. Hani bizi bale gösterisine götürecektin ya. Ha doğru ya. Ha? Nasıl da unuttum tüh. Tamam onu sattım işte. Ne zaman götüreceksin? O gösteri geçen aydı Pepe'ciğim. Bu ayda var mı bilmiyorum. Bakmam lazım. Geçen ay mı? Evet ya geçen aydı. Tüh nasıl da aklımdan çıkmış. Ama gidemeyecek miyiz yani? Ben bakarım tekrar ne zaman oynuyorlarsa. Bulup biletlerimizi şimdiden alırım. Bu sefer unutmayız he. Anne. Annem sesleniyor nene. Efendim kızım. Bir bakar mısın? Geldim geldim. Hadi oyun oynayalım abi. Bu ay ne ola ki? Ne oldu bebe? Ay ne demek bebe? Ay mı? Geceleri gökyüzünde gördüğümüz bir gecek ondur. Her şarkısı da var ya. Ay dede, ay dede, evin varkın nerede? Ay dede. Peki annem bana önümüzdeki ay çanta alacağını söyledi. Babam da 4 ay sonra yaz tatili gelecek dedi. Nenem de bana az önce bale gösterisi geçen aydı dedi. Gökteki aydan mı bahsediyorlar acaba? Ben de bilemedim şimdi. Ben hep bir tane ay görüyorum. 4 ay sonra dediğine göre birden çok mu ay var acaba? Ben de bilemedim bebe. Bir dakika. Ne oldu bebe? Hoş gel abi. Aya bak. Bu bizim hep gördüğümüz ay değil. Evet. Bu yüz yuvarlak. Top gibi. Bu ayda da böyle kanca gibiydi. Bu top gibi. Demek ki birden çok ay var. Olabilir. Şuşu. Efendim Pepe'ciğim. Bizim kafamız karıştı biraz da. Duydum tatlım. Annem önümüzdeki ay sana çanta alalım dedi. Babam 4 ay sonra yaz tatili başlayacak dedi ya. Evet. Ay dedikleri bu gökyüzündeki ay mı? Çok güzel bir soru bu Pepe. Ben akıl yürütmek istiyorum Şuşu. Tabii bebeciğim dinliyoruz. Babam 4 ay sonra dediğine göre birden çok ay var demek. Çok tatlısın bebe. Bize farklı farklı görünse de aslında gökyüzünde bir tane ay var bebeciğim. Bunu şöyle düşün.
Pepe'nin şapkalı hali başka, şapkası çıkmış hali başka, gözlük takmış ve taç takmış hali başka, kaskı takmış hali başka. Kedi maskesi takmış hali başka görünüyor. Evet canım, ama hepsi de Pepe. Yani bize bazen yuvarlak, bazen kanca gibi görünse de ayı hep aynı ayı, öyle mi? Aynen öyle canım. Ayı neden başka başka gördüğümüzü biraz daha büyüdüğünüzde detaylıca öğrenirsiniz ama biz ayı hep başka başka şekillerde görürüz. Önce böyle görürüz, sonra böyle, böyle, sonra şimdiki gibi yuvarlak, sonra böyle, böyle, böyle görürüz. Sonra tekrar en başa döner. Tekrar böyle, 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 yuvarlak, böyle, böyle, böyle görürüz. Ay en sade anlatımıyla bize böyle şekillerle görünür. Bu şekillerin hepsini gördüğümüz zamana da biz zaman anlamında ay diyoruz. Yani hem bu gökyüzünde gördüğümüz gezegene ay diyoruz. Hem de bu ayın hallerini gördüğümüz süreye, yani zamana ay diyoruz, öyle mi? Aferin size, aynen öyle. Ay dede, ay dede, evin bakın nerede? Ay dede. Annenin, babanın, nenenin dediği ay, zaman anlamındaki ay. Adı zormuş. Ben hayatta düşünerek, akıl yürüterek bulamazdım bunu. Ben de. Peki, zaman anlamındaki bir ayın geçtiğini nasıl anlarız Şuşu? Babam 4 ay sonra tatil dedi de. 30 tane gün geçince 1 ay geçmiş olur Pepeciğim. 30 kere yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. 1 ay geçmiş olacak, öyle mi? Aynen öyle. Hadi şimdi gelin bir ay şarkısı söyleyelim. Hem de ayların ismini öğrenelim. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. 30 gün bir aydır, 12 ay vardır. Ay, ay. Ben gökyüzündeki ayı da, 30 gün süren zaman anlamındaki ayı da çok sevdim. Hadi bir oyun oynayalım abi. Tamam kardeşim, ne oynayalım? Ben ketçik alayım. Bak burada fare maskesi var, köpek maskesi var, kaplan maskesi var. Sen de birisini seç. Tamam, ben de fare olayım. Tamam o zaman, kedi fareyi kovalar. Kaç, yakalayacağım seni. Eyvah, bir kedi gördüm. Kedi beni kovalayacak, hemen kaçmalıyım. Dur, kaçma fare. Kedi beni yakalayamaz. Kedi beni yakalayamaz. İstersen yakalarım bir de. Ay, ne dedin abi? Ne dedim kardeşim? Ay dedin. Evet dedim. Aha, 1 ay daha var demek ki. Doğru. Şuşu, bu ay ne demek? Gökyüzündeki ay, ne zaman olan ay ile ilgisi var mı? Çok tatlı ve çok dikkatlisiniz çocuklar. Bu ayın, gökyüzündeki ay ve zaman olarak kullandığımız ayla ses benzerliği dışında hiçbir ilgisi yok canım. Tamamen bir duygu ifadesi olarak çıkardığımız ses. Hangi duygun için çıkardın bu sesi abi? Fare kedi beni yakalayacak diye biraz çekindi. Bu yüzden de ne yapacağını bilememe ifadesi olarak ay dedim. O zaman ay demeye devam et, yakalayacağım seni. Şimdi bana ne yapacaksın kedicik? Hem ne yapsam ki? Ay. Yine ay dedin abi. Vay. Sikitinler. Şimdi ikiniz bizden kaçın bakalım. Çünkü kaplan nene geliyor. Kaplan neneden kaçın. Vay 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 vay. Sizi gidiler.
çocuklar iyiyim. Ay ne güzel oynadık. Koşmak bana da iyi geldi vallahi. Ne dedin ne dedin nene? Ay çok güzel oynadık dedin. Nenem ay dedi ay dedi. Hadi sizi kovalayacak. Hadi koşun koşun. Kaldı baba. Çok az kaldı bebeciğim. Bakalım bebe ona aldığım armağanı beğenecek mi? Bence beğenecektir. Ben kardeşimi çok seviyorum baba. Canım oğlum benim. Bebe de seni çok seviyor Pepe. Bundan eminim. Hadi artık eve gidelim lütfen lütfen. Bak evimiz göründü bile. Görüşürsün. Bebe, bebe güzel kardeşim. Buradayım abi. Geldiniz mi? Evet geldik canım bebeciğim. Bak sana ne aldım. Bana mı aldın? Evet. Dur bekle orada geliyorum. Tamam abi. Ha? Güzel kardeşim neredesin? İyiydi buradayım Pepe. Allah seni bebe. Demek benden saklandın he. Şimdi görürsün sen. Yakaladım seni. Şimdi ne yapacaksın bana Pepe? Armağanını vereceğim. Ay canım abişim. Umarım beğenirsin. Bunu senin için babamla seçtik. Bakalım beğenecek misin? Aa abiş ne kadar güzel bir kitap bu. Senin kitapları çok sevdiğini biliyorum. En çok seveceğin öyküyü seçmeye çalıştım. Resimleri çok güzel görünüyor. Bu bir çoban öyküsü galiba. Kitabın adı ne Pepe? Seni seviyorum. Ben seni seviyorum Pepe de. Kitabın adını bilmiyor musun? Seni seviyorum. Ay abiş ben seni gerçekten çok seviyorum. Kitabın adını merak ediyorum. Kitabın adı ne söyler misin? Söylüyorum işte bebe. Kitabın adı seni seviyorum. Ha öyle mi? Ben de sandım ki. Çok güzelmiş. Şimdi daha da çok merak ettim ikinci öyküyü. Aslında ben de çok merak ediyorum. Ben adını beğenip aldım ama içinde nasıl bir öykü var bilmiyorum. Kim okuyacak şimdi bu kitabı bize? Şuşu. Efendim Pepe? Biz bu kitabı okumak istiyoruz ama daha ben de Pepe de okuma bilmiyoruz. Bizim için sen okur musun? Ha tabii canım. Seni seviyorum. Ne güzel bir adı var kitabının. Evet ben bu kitabı bebeğe armağan olarak aldım. Çok güzel yapmışsın Pepeciğim. Okuyalım bakalım içinde nasıl bir öykü varmış. Şuşusun. Dinliyoruz şişiyi. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde çok güzel yemyeşil etekleri olan bir dağda. Dağ etek mi giymiş yani? Dağın yerle birleştiği geniş düzlüklerine dağın etekleri denir canım. Bu bir benzetme. Sanki senin eteklerin gibi ya şekli. Oralarım şuşu. Evet Pepeciğim. Aa tamam. Bak benim eteğim de böyle gittikçe açılıyor. Dağın eteği de öyle. İkimizin de eteği var. Devam et şuşu. Evet bu çok güzel etekleri olan dağda bir çoban yaşarmış. Bu çoban çok aksi, sinirli. Yaşama hep olumsuz bakan bir çobanmış. Kaşları hep çatık çatık dolaşırmış. Bütün gün canı sıkılır. Herkese, hayvanlara, insanlara kızar. Ağzından bir tane bile güzel söz çıkmazmış. Geçin bakayım şöyle. Dağılmayın. Şşt, sen nereye çıktın oraya? Git de git. Nah şöyle. Aa yazık ona. Sevgisiz çoban bu. Evet gerçekten de bu çoban sevmeyi hiç bilmiyormuş. Günlerden bir gün çoban dağlarda hayvanlarını gezdirirken kayalıklara sıkışmış küçücük bir kuş çocuğu görmüş. Acaba buraya sıkıştım. He? Sen de kimsin? Benim adım Sevgili Kız. Oyun oynarken bu taşlar üstüme yuvarlandı. Sıkıştım kaldım. Beni çıkarır mısınız? Canım yanıyor biraz da. Çoban söylene söylene, sinirlene sinirlene çıkarmaya çalışıyormuş küçük kızı sıkıştığı yerden. Sen nereden çıktın ki şimdi? Uğraştırın bir sürü beni of. Ay, senin yüzünden nasıl da yoruldum. Şimdi ben nerelere gitmiştim? Çok teşekkür ederim. Güçlü çoban. Tamam.
Tamam hadi bak işine. Kız çobana sarıldığında çoban daha önce hiç hissetmediği çok güzel bir duygu hissetmiş. Ama bunun ne olduğunu bilememiş. Sevgili kız mutlulukla kırlarda koşup kelebeklerle dans etmeye başlamış. Sevgili kız ne kadar da sevgi dolu bir kız. Çoban da sevgisiz bir çoban galiba. Evet, çoban sevmeyi bilmiyor sanırım bebe. Ama sevgili kız biliyor. Zaten ondan adı sevgili kız herhalde. Evet çocuklar, aferin size. Devam et Çuş, çok merak ettim neler olacak. Aradan zaman geçmiş, bir gün dağda yine bu küçük sevgili kız ile sevgisiz çoban karşılaşmışlar. Çoban hayvanları incecik bir köprüden akarsuyu diğer tarafına geçirmek için uğraşıyormuş. Çoban hayvanlara sert bir ses tonuyla ve sinirle bağırıyormuş. Hadi sizi bu tarafa diyorum. Gelin hadi size. Aa, sinirleniyorum bak. Hadi bu tarafa dedim size. Allah'ım ya, oraya değil. Bu tarafa değil. Köprüye. Hadi köprüye. Ya Rabbim ya. Sevgili kız uzun uzun çobanı seyretmiş. Sonra dayanamamış. Çoban abi. Onları kızmasam. Görmüyor musun? Nasıl kızmayayım? Hiçbiri beni dinlemiyor. Ama onları hep bağırıyorsun. Sinirle konuşuyorsun. Onlar da seni dinlemek istemiyor. Demiş. Çoban sevgili kızın ne demek istediğini anlamamış. Sen onları o köprüden öteki tarafa geçirmek istiyorsun değil mi? Evet. Güzel keçiler, tatlı koyunlar. Ay, sizin tüylerin ne kadar yumuşak böyle. Siz ne kadar tatlı, ne kadar güzel hayvanlarsınız. Seni çok seviyorum. Seni de çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hay durun. Durun. İşte sihirli sözcük bu. Seni seviyorum. Bunu nasıl yaptın? Daha bitmedi. İzle çoban abi. Sizden bir şey isteyeceğim çocuklar. Benim şimdi şu suyun öbür tarafına geçmem gerekiyor. Ama yalnız gitmek istemiyorum. Siz de benimle gelir misiniz? Nasıl yani? Hadi çocuklar gelin. Aferin size. Bak çoban abi, gördün mü? Hepsi güzellikle bu taraftalar. Ama bu nasıl oldu ki? Tabii ki sevgiyle. Ben zorlu yaşıyorum, mutlulukla yaşıyorum, kendim sürüyorum. Ben seni çok seviyorum. Başka görüyorum. Gülünce her şey daha güzel görünüyor. İnsanın içinden hep sarılmak geliyor. Keşke sevmeyi daha önce öğrenseymişim. Koyunlarım, içlerim, çoban oğlan sizi çok seviyor. Seni seviyorum, seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı. Artık sevgili bir çoban olmuş. O günden sonra hep gülümsemiş ve kendi kendine kimseye kızmayacağına, kimseye somurtmayacağına söz vermiş. Sevgili kıza çok teşekkür etmiş ve kendi kendine "Meğer sevmek ne kadar güzelmiş." demiş. Tabii
ya sevmek gibisi var mı? Çok güzel bir öyküydü Şuşu. Canım abim bana en güzel öykü kitabını almış. Sevmek gerçekten çok güzel bir şey. Ne diyordu öyküde? Seni seviyorum. Seni seviyorum. Bunu söyleyince dünyayı değiştiriyorum. Evet kardeşim. Abi. Efendim bebe. Seni çok seviyorum. Sen beni sevmiyor musun? Seni sevmez olur muyum? Sana bayılıyorum. Seni çok seviyorum bebe. Canım abişim, canım abişim.